Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. İnsanlığın uzay keşif macerası devam ediyor. Güneş sisteminde bize en yakın gezegenlerden biri olan Mars, şu andaki pek çok araştırmanın merkezinde yer alıyor. Bu çalışmalardan biri de NASA'nın Perseverance adlı görevi. NASA'nın Mars'a gönderdiği yüzey aracı Perseverance, başarılı bir şekilde Mars'ın yüzeyine ulaştı. 2020'de düzenlenen kampanya ile Türkiye'den 2,5 milyon kişinin adını yazdırdığı Perseverance aracı, Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini araştıracak. Aracın çektiği ilk görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Perseverance, aylar süren yolculuğun ardından üzerinde 23 kamera, çok sayıda sensör ve çeşitli bilimsel araştırmalar için özel olarak geliştirilmiş ekipmanla Kızıl Gezegen'e iniş yaptı. NASA, Perseverance adlı aracı Mars'ta Jezero krateri adı verilen bölgeye indirdi. Bu indirme görevi teknik olarak yolculuğun en zorlu kısmı olarak gösteriliyor. Hatta bilim insanları aracın gezegen atmosferine girişinden yere konmasına kadar olan 7 dakikalık süreye dehşetin 7 dakikası adını veriyor. NASA'nın inişin gerçekleştiği 19 Şubat 2021 tarihinde paylaştığı bu görselin solunda Burdur'da yer alan Saldağ Gölü yer alıyor. Sağ tarafta ise Perseverance aracının başarılı bir şekilde iniş yaptığı Mars'ın Jezero krateri yer alıyor. NASA'ya göre Saldağ Gölü coğrafik ve jeolojik yapısı Mars'taki Jezero kraterine çok benziyor. Hatta Perseverance aracının gözleri olarak ifade edebileceğimiz kameralar bile NASA çalışanları tarafından Saldağ Gölü çevresinde yapılan ölçümlerle geliştirildi. Bu sayede araç Mars'taki krater içerisinden beklenen kaliteye sahip görsel veri elde edebilecek. Ayrıca Jezero krateri ve çevresinin milyonlarca yıl önce Saldağ Gölü gibi olduğu ve yaşam barındırdığından şüphe ediliyor. Mars atmosferi bizimkinden 100 kat daha ince. Bu da aerodinamik olarak aracı yavaşlatacak bir açık hava sürtünmesi olmadığı anlamına geliyor. Haliyle evdeki aerodinamik kuvvetleri, paraşütleri, minik iticileri ve devasa hava yastıklarını kullanarak sağlıklı bir iniş yapmak için hazırlıklar yapılmıştı. NASA'nın Mars'a ismimizi göndermemizi sağladığı, ülkemizden de 2,5 milyon kişinin adını yazdırdığı Perseverance uzay aracı 19 Şubat günü Kızıl Gezegen'e başarıyla iniş yaptı. 2 milyonu aşkın insanın takip ettiği canlı yayında uzay aracının inişin hemen ardından çektiği Mars fotoğrafları da inişten birkaç dakika sonra gösterildi. NASA'nın bu görevi adına açtığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, Perseverance tarafından çekilen ilk fotoğrafları içeriyor. Fotoğraflarda görünen bölge, aracın iniş yaptığı Jezero kraterinden geliyor. Perseverance, bu krater üzerinde milyonlarca yıl önce bulunduğundan şüphe edilen gölün zeminini araştıracak. NASA'ya göre eğer Mars'ta yaşamın izlerine rastlamak mümkünse Jezero krateri bu arayış için en uygun bölgelerin başında geliyor. NASA'nın Mars keşif programı kapsamında geliştirilen gezgin araç, daha önce Kızıl Gezegen'in potansiyel yaşam izleri taşıdığı düşünülen bölgelerini araştıracak. Milyonlarca yıl önce tıpkı Dünya gibi yüzeyinde yaşam bulunduğu düşünülen Mars'ta belki de bu yaşamın kalıntıları bulunabilir. Elbette bu kalıntıların mikrobiyal düzeyde olduğu düşünülüyor. Mars yüzeyinden kum ve taşları eleyerek örnekler alacak Perseverance bu örnekleri saklayacak. İlerleyen yıllarda Mars'a gönderilmesi planlanan diğer araçlar aracın sakladığı örnekleri alarak Dünya'ya geri getirecek. Bu örnekler yeryüzünde daha detaylı incelenecek ve belki de hedeflenen mikrobiyal yaşamın izlerine ulaşılacak. İnişinden kısa süre sonra Mars'tan ilk görüntüleri paylaşan Perseverance, bir gün sonra yeni bir kareyi daha Dünya'ya yolladı. Perseverance'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan karede uzay aracının Mars yüzeyiyle temasından dakikalar öncesi gösteriliyor. Bir gün önce gece saatlerinde gönderilen düşük çözünürlüklü yüzey çekimlerinin aksine daha kaliteli ve renkli olan bu görselde Perseverance'ın
jetpack'indeki kamera aracılığıyla ilk Mars temasından dakikalar önce çektiği fotoğraf yer alıyor. Görüntüde Mars'ın tozlu yüzeyi ve uzay aracının tamamı görülebiliyor. NASA ekibi fotoğrafı takımın yıllardır hayalini kurduğu an, şimdi gerçek, zorlu şeylere cesaret edin notuyla paylaştı. Gün içerisinde aynı Twitter hesabından bir başka paylaşım daha yapıldı. Perseverance'ın tekerleğinin ve Mars yüzeyinin görüldüğü bu fotoğrafta ise "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındakilere bakın. Onlar volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Keşfetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verildi. Perseverance aracının üzerinde yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek teknolojilere sahip bir helikopter bulunuyor. Ingenuity adı verilen söz konusu helikopter, gerektiği zaman araçtan ayrılabilecek ve aracın yakın çevresinde uçarak havadan görüntüler yakalayabilecek. NASA'nın yeni Mars görevi aynı zamanda dünya dışındaki gezegenlerdeki çalışmalarımızda da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Perseverance uzay aracı, insanlık tarihinde ilk kez Mars'a bir helikopter taşımamıza aracılık etti. Bu helikopterden ilk veriler de alınmaya başlandı. Ingenuity, Perseverance uzay aracından ayrıldıktan sonra 30 Mars günü, yani yaklaşık 31 Dünya günü deneysel test uçuşu denemesi yapacak. Helikopter, Mars'ın -90 derece sıcaklığına kadar düşen soğuk gecelerinden canlı çıkmayı başarırsa, ekip ilk kez başka bir gezegende helikopter uçurmaya başlayacak. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da görevin bu kısmı uzay aracının ağzından özetlendi. Taşıdığım Mars helikopteri Ingenuity beklendiği gibi çalışıyor. Şu anda onu şarj ediyorum. Ancak onu yere koyduğumda tamamen kendi güneş panellerine bağlı olacak. Ölümcül, soğuk Mars gecelerinden canlı çıkarsa ekip uçuş yapmayı deneyecek. Perseverance'ın bize gelecek yıllarda hangi araştırmalarda yardımcı olacağını zaman içerisinde daha iyi gözlemleyebileceğiz. Ancak daha önce giden birçok robot gibi bu cihazda bilimin yapı taşlarına önemli parçalar koyacaktır. Kim bilir, belki de asıl amacı olan Mars'ta yaşam olup olmadığına dair kesin kanıtlar elde etmemize gerçekten yardımcı olacak. Bunu zaman içerisinde bekleyerek ve öğrenerek görebileceğiz. Bilimin ışığında bilimle dolu günler dileğiyle. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.